Ali Usta canla başla çalışıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin Ali Usta. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Yaparım usta. Çok esrarengiz bir araç. Evet, onunla uğraşıyorum. Bayağı acayip işler var bunda. Çekmeden geçemedim. Şimdi Ali Usta'dan dinleyeceğiz. Ne olmuş bu motora? Nelerle karşılaştın? Anlat bize. Ustacığım bu araba geldi. Öncelikle araba ve motor. Bu transmotor 2.0 motor. Evet. CAAB motor kodlu. Evet. 2013 model. 2013 model. 2.0. 2.0. 140 arabam mı? Yok, 102'lik. 102'lik. Bu arabamız geldiğinde bu arabanın yedek su bidonunun içinde egzoz kokusu vardı. Egzoz gazı kokusu geliyordu. Egzoz gazı kokusu vardı. İlk baktığımızda egeresini değiştirdik arabanın. Evet. Ama bu arabanın sıkıntısı çözülmedi. Egere yeni taktık. Evet, yeni takıldı. Evet. Ondan sonra başka yerde arıza aramaya başladı. Yani su sisteminde egzoz gazı olduğu için EGR'nin radyatörünün patlamış ve su sistemine hava basmış olduğunu düşünerek EGR'yi değiştirdik. Değişti. Patlak da test ettirdik. Evet, patlak da çıktı. Ondan sonra başka yerlere zarar vermiş. Kapak çatlak diye söktük. Döntüde sıkıntı var diye kapak da çatlak görünmedi. Su faaliyeleri acayip şekilde tortu doluydu. Ne tortusu bu? Belli mi? Aynı deniz kumu gibi kum dolu çıktı. Ondan sonra termostatı, yağ soğutucusunu, bu bloğun içini, kaloriferini, radyatörünü komple elden geçirdik. Hatta radyatörün içine şişlemeye kalktı radyatörcü. Onun resimleri var. Resimlerini de atacağım. Hatta Egera'yı da söktük. Egera'nın su girişleri falan çıkalıydı. Şu anda sökülü mü? Yok, onu biraz sonra ayrı bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar, radyatörün içindeki Ali Usta'nın bahsettiği tortular var. Adı yani ne tortusu olduğu da belli değil. Yani çekememez biri mi yaptı yoksa antifriz mi? Başka antifriz bir şey mi, tortusuna da benzemiyor. Ama acayip tortular. Deniz gumu gibi. Bloğun içini temizlerken sol tarafı komple inşaatta sıva yapmış usta gibi. Anladım. Evet, doğru söylüyor Ali Usta. Ben de gördüm ve bunu çekmeden geçemedim. Hatta şurada bir telefonun ışığını versene. Şu bloğun içini bir bakalım. Bloğun içinde kalıntı kalmadı usta. Temizledin mi? Temizledim usta. En az 3 saat uğraştım. Bulamazsın usta. Evet, burası temir tertemiz. Abi EGR'ye getir, gel eski EGR'ye arabanın artık. EGR'ye getir. EGR'ye de bakalım. Ya EGR'ye araç kaç binde? 165 filan. 165 binde. Kaç model dedin? 2013. 7 ya, yaşında. Ya 12 ya 13. Tam niye evet, takılamıyorum. 7-8 yaşında bir araç. Şimdi olayı fark edeyim. Ben kurcaladım. Şeyine baktım, merak ettim. Git şunu sök, şunları çevireceksiniz. Şunları göreceksiniz. Sök sök sök. Ben de şunu sıkayım. Yani arkadaşlar, işin aslı şu. Bu aracın her tarafı, yani su kanalları neredeyse her yerden tıkanmış. Ve araç yüksek bir hararet görmüştü. Hararet sorunuyla alakalı servisimize geldi. Ve silindir kapak contası değişti. Kapağın bakımı yapıldı değil mi? Çürükleri vardı, onları yaptırdık. Çürükleri vardı. Testi yaptırdık. Evet. Hatta rektifiye dedim ki bir saatte yapacaksan bir gün yap. Ama bana net bir sonuç ver. Çatlak mı değil mi? Bayağı üstüne düştüm. Evet. Çatlak çıkmadı. Ve ondan sonra kaynağını yaptırdık, toparlattık. Hatta rektifeciyi uyarmama karşı rektifeci bana o tortulu şekilde vermeye kalktı. Rektifeciye hatta sinirlendim, temizlettirdim. Şimdi burada vermek istediğimiz bir sinyal var. İnşallah bunu alanlar alıyordur. Almayanlar için de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sinyal şu. Araç sonuçta bir problemle gelmiş ve bu problem nedir? Silindir kapak contası yanmış. Yani görünen problem bu. Bu gibi durumlarda sadece silindir kapak contasını değiştirip gönderebiliriz. Değil mi usta? Çözüm yok ama. Çözümü olmaz ama 2 gün sonra ama yine gelir. Önemli olan silindir kapağını neden yakmış? Bunu araştırmak. Durduk yere silindir kapağı yakmaz. Silindir kapak contası yakmaz. Silindir kapak contasını neden yakmışı, yani kökünü sökmek gerekiyor. Dibini araştırmak gerekiyor ki aynı şeyi tekrarlamasın. Biz de şu anda bunun peşindeyiz.
Ve bunun peşinde de EGR radyatörü ve aracın genel kendi radyatörü, motorun içindeki tortular, onun haricinde soğutucu. Soğutucuyu temizledim ama yine içimde tereddüt kaldığı için. Bak şurada ben çok temizledim ama yine kalıntı olduğu için, evet, şurada gözüküyor. Şu görmüş olduğunuz, bahsettiğimiz tortu bu. Ve bu tortu arkadaşlar antifrizin jelleşmiş haline benziyor. Antifriz çok uzun süre kullanıldığı zaman artık jelleşmeye ve köpürmeye başlar. Yani zamanında değiştirmezseniz ya da değiştirirsiniz, kaliteli antifriz kullanmazsınız, saf su kullanmazsınız bu hale gelir. Neye döküldü? Aa, kum. Bunun daha kat katı. Buna çatlak ilacı mı attılar acaba? Bir çatlak. Herhalde kireç. Bence bu kirece benziyor. Çatlak ilacı da değil. Bu bence kireç suda. Bu kireçten başka bir şeye benzemiyor abi. Antifriz kireci bildiğimiz. Normal hani diyoruz ya saf su kullanın. Çeşme suyu kullanmayın. Kireç ama yapıyor. Abi. İnanmıyorum ya. Şurası su kanalı değil mi? Evet. Şurayı ben açtım. Bunu açtım. Bak usta. Şöyle söyleyeyim sana. Bak tornoydu. Şurayı çek usta. Şöyle ışığa dön. Bak. Hatta şurayı silme. Bir tane beyaz kağıt getir. Dur vurma. Beyaz bir kağıt kap gel. Şurası da su kanalı bu arada. Açık olması gerekiyor. Bak. Bana bunu bir tornoyu da salsana. Bunu ben zor zoruna açtım. Şurayı açtım zor zoruna. Burayı açamadım. Burayı açamadım. Bak işte. Şöyle göster. Dur. Odaklayacağım bir saniye. Görmüş olduğunuz. Bu kesinlikle ve kesinlikle kireç usta. Bildiğimiz antifrizin kireci. Uzun süre antifriz bak, değişmediği zaman bu hali alıyor. Şurası su girişi bak. Evet, buradan kanal giriyor. Bak. Dur atma. Ver bana. Kağıdın üstüne. Şuraya dök usta. Yani araçlarınıza neden böyle işkence edersiniz? Bir türlü anlamış değilim. Bu EGR'nin içi. Vay be. EGR soğutma radyatörünün su kanalları. Bildiğin toprak haline gelmiş. Ve yani eski antifriz ve kireçlenme. Zaten şöyle işte bembeyaz. Usta baksana ya, kireç. Bildiğimiz kireç. Bak. Şöyle bak usta. Bildiğimiz. Dök bakalım onu bir daha. Dökeceğim. Usta bunları sen doldurmadın değil mi oraya? Usta doldursan sallanca dökülür. Sallanca dökülür. Doldurma öyle olur. Ama bunu yapıştırmış olmayasın bak. Olur. Olay işte bak. Bir tarafını açamadım hatta bak. Burayı açtım da. Aynı zamanda bak kenarlarda çürükler var. Kapağı da çürütmüş dedin ya. Aynen bak, kapakta vardı zaten. İşte çürütme olayı kesinlikle antifriz arkadaşlar. Bunu başka hiçbir şey değil. Bu alüminyumu bu şekilde antifriz çürütüyor. Silindir kapağını aynı şekilde antifriz çürütüyor. Diyeceksiniz ki ya usta ne alaka, antifriz çürütmez, tam tersi sağlıklı tutar. Arkadaşlar antifrizinizi zamanında değiştirmezseniz eğer. Kalite. Alüminyum ve Durel deniyor bunun Rusçası, Türkçesini bilmiyorum. Alüminyum değil şu parçalar. Onu artık yemeye çürütmeye başlıyor. Zehirlenmiş bir vaziyet alıyor ve artık onu çürütmeye başlıyor. Yemeye başlıyor içeriden. Eğer ki bloğunuz alüminyum bloksa, bloğu da aynı şekilde içeriden çürütmeye, yemeye başlıyor değişmeyen antifriz. Yani antifrizin önemi çok fazla. Antifrizin önemi çok fazla. Yani bu konuyla alakalı sürekli videolar çekiyorum. Sürekli üstüne basa basa izah etmeye çalışıyorum. İşte antifrizle beraber sadece antifriz değil, suda kullanın, bulunmuş olduğunuz iklime göre antifriz yoğunluğunu ayarlayın da desem ya usta sen de çok abartıyorsun, daya musluk suyunu gitsin diyen arkadaşlar da tabii ki var, sağ olsunlar. Ama yani bir şeyi sunuyorsak, izah ediyorsak var bir sebebi, sizler zarar görmeyesiniz diye uğraşıyoruz. Yani cebinizden durduk yere boş yere para çıkmasın diye uğraşıyoruz işin açıkçası. Durum bundan ibaret. Söylediğim gibi radyatörün videolarını, resimlerini de paylaşacağım. Radyatörün içindeki portuların da resmi var bende. Onları da paylaşacağım bu videoda. Söyleyeceklerim bu kadar. Söylemek istediğim bir şey var mı Ali Usta? Kendine iyi bakın.
Kendinize iyi bakın diyor Ali Usta. Görüşürüz diyor. Araçlarınızı bozmayın diyor. Bakıma gelin diyor. Biz bakımını yapalım. Siz güle güle kullanın diyor. Ne biz uğraşalım ne sizin paranız gitsin diyor ki. Biz bunu canı gönülden söylüyoruz gerçekten. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Bana bakmazsa o zaman ben de para kazanmayı severim. Değil mi? Yani yapacak ama bir şey yok. Zaman uğraşacağız. Zaman olmayan kişilerle zaten işimiz olmaz. Aceleden insanların işini yapmıyoruz. Bu iş acele gelen bir iş değil. Doğru söylüyor. Farklı bir konu, tam vedalaşmak istiyordum. Şimdi bu tarz konularda araç geliyor buraya. Diyor ki ya işte bugün çıkar mı ya da işte öğlenden sonraya çıkar mı diyor arkadaşlar. Yani bu tarz arızalarda arkadaşlar sürenin hiçbir önemi olmaması gerekiyor. Zaman ustanın nerede? Kafasının rahat olması gerekiyor ki doğru yolu izleyebilsin. Bu da çok önemli bir nokta. Ali Usta güzel bir noktaya değindi. Ya bunu yaptıktan sonra hiçbir yani genel, sadece kapak çantasını değiştirir gönderirsin. Bir gününü belki hadi olsun 1,5 gününü alır ama şu deliklerle, tıkalı deliklerle, kaçaklarla, tıkanmış yerlerle, kireçlerle uğraşmak 2-3 günü minimum alıyor usta, ve uğraştırıyor. Açmakla da iş bitmiyor ki. Aynen öyle. Testi var. Teste ne yapacağız? Aynen öyle. Şimdi çalıştıracağız. Acaba yeterince her taraf açıldı mı, açılmadı mı? Aynı şekilde tortu içinden gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunlar da aynı şekilde takip edip sistemi güzelce temizlemek gerekecek. Böyle bir tortuyu da temizlemek inanın çok güç. Kolay bir iş değil. Neyse video bayağı uzun oldu. Bayağı muhabbet etmiş olduk bu arada sizlerle de. Arada bu tarz videolar, böyle muhabbetli videolarımız gelecek. Neden biz yapmayalım? Hep böyle bir şeye odaklanıyoruz, anlatıyoruz. Kısa 3 dakika, 4 dakika ve geçiyoruz. Uzatalım biz de arada, ne olacak sanki? Katlanın biraz bizlere. Kendinize iyi bakın, biz sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz ve videoları beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olunca da arkadaşlar bildirim zilini açarsanız paylaştığımız bütün videolardan haberdar olursunuz. Hoşça kalın. Tamam abi, sıkma yeter. Bırak buraya. Tamam, o değişen malzeme o kadar süre düşmene gerek yok.